Merhabalar. Bu videoda ufak ufak bir veri madenciliğine giriş yapacağız. Donanım üzerinden giriş yapacağız ama yapacağımız işi yeni bir şeyler aldık, ekran kartı aldık. Bunları kasaya monte edeceğiz. Bunlara giriş yapmadan önce kısaca bir veri madenciliği ile ilgili bir bilgi vereyim. Bir de bunun bizimle endüstri otomasyonuyla, mekatronikle, üretim sistemleriyle alakasından bahsedeyim biraz. Ondan sonra yeni aldığımız donanımdan bahsedelim. Daha doğrusu önce donanımdan bahsedelim. Önemli olan bu. GeForce'un RTX 3090 ekran kartını aldık. Öyle bir risk aldık, öyle söyleyeyim size. Ekran kartı ciddi, pahalı bir ekran kartı. Amazon üzerinden Almanya'dan getirdik bunu birkaç arkadaş. Yaklaşık yani 30 bin liraya, 30-35 bin lira civarı bir rakam sadece şu ekran kartı. Tabii bu kadar paralara verecek bir durumumuz yok normalde ama işte birkaç kişi birleşince dedik biz bunu kullanalım. Çok fazla şeyle işimiz yok. Bitcoin'le şununla bununla. Asıl derdimiz şu, onu söyleyeyim birazdan detaylarına gireceğim. Otomasyon, endüstri otomasyon teknolojilerinde artık eskisine göre çok çok daha fazla sensör kullanıp çok daha fazla veri topluyorsunuz sahada. O sahadaki veri büyüdüğü zaman artık sahadaki veriden de veri madenciliği yapıp bilgileri seçmeniz gerekiyor. Onun için de güçlü işlemcilere, özellikle güçlü ekran kartlarına ihtiyacımız var. Bu iş üzerinde biraz çalışalım dedik, kendimizi geliştirelim ama onun için de donanım lazım. Donanım olmadan çok bir anlamı olmuyor. Böyle bir şey almak gerekiyor açıkçası. Normal böyle 1000, 2000, 3000 liralık kartlarla, ekran kartlarıyla pek olmuyor bu iş. Şimdi donanımı aldık. Bunu bir de sigortalatmak lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bununla artık çalışacağız. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Şimdi açmadık da, daha henüz kapalı. Böyle kutu açma videosu gibi şeyler pek konsepte uygun değil ama dedik açalım. Birazdan bütün aşamaları beraber bakalım. Bunu yapmadan önce ama bir giriş yapayım veri madenciliği ile ilgili. Yani derdimiz ne bizim? Otomasyoncu, mekatronikçi, teknik insanlar olarak. Şöyle, şimdi veri madenciliği, data mining her yerde geçiyor. Sözellerde, sayısal alanlarda, mühendislikte, sosyal bilimlerde mevzu şu. Eskiye göre artık biz her alanda çok daha fazla bilgi toplayabiliyoruz. O her alandan kastımız şu. Mesela ben kendi adıma SPSS kullanıyorum. İstatistikle alakalı bir program. Çok daha fazla sosyal bilimlerde kullanılan bir istatistik programı. Bununla 100 kişi, 150 kişi, 200 kişiden veri toplayıp bu verileri analiz edebilirsiniz. Ama 5 milyon kişiden toplanan veriyi de analiz edebilirsiniz. 10 milyar veriyi de analiz edebilirsiniz bu istatistik programlarıyla. Analizden kastım şu, işte 10 milyar tane, 10 milyon tane verinin içerisinde, datanın içerisinde senin oluşturduğun modele göre, algoritmaya göre senin için önemli olan verileri tutup çekip çıkartıp kullanacağın bir şey yapı oluşturacaksın sen. Peki o zaman ne yapması gerekiyor sistemin donanımsal olarak, sistemin yazılımsal olarak aynı zamanda? Ciddi bir şekilde o veri üzerinde çalışması lazım. O veri üzerine gerekli verileri çekip çıkartması gerekiyor. Ondan sonra onları kullanmamız gerekiyor. İşte bu veri bulup çekip çıkartma işi veri madenciliği. Şimdi bunun güzel, hani algoritmasını, şusunu, busunu kurduk ama yaptık diyelim. SPSS gibi ya da mühendislik bilimleri için MATLAB gibi, işte neural network kullandık, bir sürü şey kullandık. Donanım gerekiyor. Yani orada ne çalışacak? O veriyi çekmek için çalışacak donanım, işte burada güçlü işlemciler gerekiyor. Güçlü işlemciler, mikroprosesörler, yarı iletken teknolojisinde gitgide ilerleyip eksponansiyel olarak yani ilerlemesiyle çok inanılmaz atılımlar oldu yarı iletken teknolojisinde son 20 yılda. İşlemci hızları çok çok arttı. Çok güçlü donanıma, işlemcilere ihtiyacınız var. Onun için de böyle kartlar gerekiyor. Şimdi şeyden örnek verdim. Gelelim bizim otomasyonla ilgili sahaya. Mesela oradan örnek vereyim. Çok büyük bir fabrikada artık kestirimci bakım diye bir şey var. Daha biliyorsunuz arıza daha henüz gerçekleşmeden sahadaki verilerden bir algoritmaya göre analiz yaparak, yapay zeka algoritmaları da bunun içinde kullanılabilir tabii. Arıza henüz daha olmadan seni
bildirmesi, sana bilgilendirme yapması lazım sistemin. İşte bakın şuradaki şu veriye göre şuradaki şu robotun şu eksenindeki işte şu servo motorun sürücüsünde şöyle şöyle olma ihtimali %70. Ne kadar zaman sürecinde? Bu kadar zaman sürecinde. O kadar zaman sonra şu problem olabilir diye seni önceden uyarıp senin arızayı kestirmene önceden müdahale etmene yol açıyor. Ya da tamamen bir fabrika düşünün. İşte şöyle bir endüstriyel robot var. Kaynak yapıyor. Bir lineer ya da eksen üzerinde ya da otonom çalışan işte hareketli başka bir robot daha var. Aynı robot. O da başka bir yerde bir boya işlemi yapıyor. Sistemdeki veriler toplanıyor ve merkezde işte bahsettiğim kestirimci bakım formatında mantığında şuradaki robotun o işi yapamayacağı, arızaya geçeceğiyle ilgili diyelim bir değerlendirme yapılıyor sistemde. O sırada algoritma şuna karar veriyor. Tamam, bu duracak yaklaşık yarım saat içerisinde. O esnada buradaki boya mı, buradaki kaynak işinin mi yapılması öncelikli, bu önceliğe karar verip hiç insan müdahalesi bile olmadan buradaki robot kendi kendine, kendi yazılımını güncelleyip karar verip boya yapma aparatını bırakıp gidip kaynak yapma aparatını kendisi alıp öbür robota yardıma gidiyor. Ve oradaki işini bitirip tekrar geri dönüyor. Ve bu iş tamamen otomatik oluyor. Bu kadar işin böyle kendi kendine olması için inanılmaz derecede çok fazla sensör lazım sahada. Bu sensörden bilgi toplanılması lazım. Çok üst seviye algoritmalar ve bu algoritmalardaki içerisinde bilgilerin sürekli real time işlenmesi lazım. Data big data'ya dönüşüyor. Semantik de diyoruz biz buna. Bu big data'ya dönüştüğü zaman çok büyük data. Bu büyük dataların işlenip buralardan önemli verilerin çıkartılması lazım. Bakın sahada, otomasyonda yine böyle bir şey yapacaksanız orada bir veri madenciliği olması gerekiyor. Orada da donanım olarak yine bu şekilde donanımlar gerekiyor size. Böyle ekran kartları gerekiyor. İşte bakalım biz bir giriş yaptık bugün. Şu GeForce RTX 3090'ı bir açacağız, monte edeceğiz. Ondan sonraki önümüzdeki haftalarda bunu da biraz kendimizi geliştirdikçe öğrendiklerimizi de buradan paylaşacağız. Evet, bakalım. Evet, şimdi ekran kartımızı açalım. Dikkatli etmek lazım şimdi. Bunu çok da fazla karşılayacak şeyimiz yok. Evet. Şuradan. Valla ben de açıkçası çok fazla. Şöyle bir bakalım. Şurada şey yapabiliriz. Evet. Şu özellikleri falan daha sonra incelenir. İnternetten bakabilirsiniz zaten de. Yani bunun önemli kısmı şu. Bu kartın 384 bitlik bir ekran kartı. Aynı zamanda belleği RAM'i. Şimdi mesela şuradaki bilgisayarda oldukça iyi bir ekran kartı var. 4 GB'lık belleği var. Çok çok iyi. Yani bizim için mükemmel. Bunda 24 GB'lık bellek var. Yani olay orada zaten. 384 bit 7000 küsür çözünürlüklü çok süper bir ekran kartı. Bu işlerindeki işlemcilerin bellek kapasiteleri böyle ve işlem hızları böyle yüksek olduğu için zaten veri madenciliğinde kullanılıyor. Bakalım nasıl bir kart çıkacak. Evet. Bu kadar büyük bir şey beklemiyorum açıkçası. Bayağı da soğutucusu falan. Şöyle bir bakalım. 3 fanlı. Bayağı da maşallah var. Şöyle aman çizmeyelim. Evet, şöyle yakın çekim yapabiliriz. Bakın GeForce RTX 3090. Böyle bir şey işte. Yani 35-40 bin lira bu. Şöyle bir yakın çekim yapabiliriz bir daha. Şuraya koyalım. Başka ne var? İçinden çıkan. Bir de bunlar çıkıyor. Bağlantı için. Evet. Başka da bir şey yok. Bu. Şimdi bunun kasaya montajını gerçekleştirelim.
Evet, hemen bir kasaya da takalım ekran kartımızı. Şimdi çok da bir şey yok zaten takacak. Sigorta takacağız. Arkasında zaten bir HDMI çıkışı var. 4 tane DPI dijital port çıkışı var. Şöyle hemen takalım. Asıl mevzu işte önümüzdeki haftalarda. Yani bununla çalıştıktan sonra neler yapabildik? Onları paylaşalım. Bağlantı olarak da buradan PCI'ye bağlantıları var. Yan taraftaki de zaten besleme. Bu ikisini zaten yanlış takmaya da pek ihtimal de yok. Çünkü köşeleri böyle dikdörtgen formatında yapmışlar. Şuralar daha böyle bombeli. Pek yanlış takılmasının pek ihtimali yok zaten. Bu şekilde takıyoruz. Çok da bir zorluğu yok. Evet. Tamam. Bu da buraya. Tamamdır. Şuradan da sıkacağız. Daha sonra bakalım program yükleyip bir çalışalım bir süre. Bu kadar. Yani şu an için son hali bu taraftan da çekebiliriz şöyle. Kasadaki görüntüsü de bu. Maşallah var ekran kartımızın. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Önümüzdeki haftalarda verim madenciliği ile ilgili özellikle otomasyon teknolojilerinde bunun kullanımı ve yer bulması ile ilgili bir şeyler yaptıkça biz de bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu kadar.